Hello, my dear student. I love you all and I miss you so much. Merhaba çocuklar. Bugün tam sap daha birinci ünitenin devamı olan konuya devam edeceğim sizlerle. İlk olarak instrument, yani enstrümanları öğrenmiştik ünitenin devamında. Burada görüyoruz drum, saksafon, flüt, tamborin, gitar, violin, bass, trumpet, piyano şeklinde ifade ediyorduk bunları. Burada öğrenmiş olduğumuz bir diğer konu ise deriz ve derer konusuydu. Tekrar edelim şimdi. Deriz ve derer konusu ne çocuklar? Her ikisi var bir şeyin olup olmadığını ifade etmede kullanıyorduk biz. Peki deriz ve derer arasındaki fark neydi peki? Deriz eğer elimizdeki nesne bir tane ise kullandığımız olan kılıfı yani deriz ve notebook dediğim zaman burada da belirttiğim gibi diyorum ki bir defter vardır ama birden fazla defter varsa o zaman nasıl kullanıyorum bunu? There are two notebooks. Yani iki tane defter var diyorum. Peki bir tane defter yoksa bunu nasıl ifade ediyorum? There isn't a notebook. Yani bir defter yoktur. Ya da birden fazla defter yoksa bunu nasıl ifade edeceğim? There aren't two notebooks. Değil mi? Eğer elimde bir tane varsa there is ile ifade ediyorum bunu. Eğer elimde birden fazla varsa o zaman there are ile ifade ediyorum. Yani there is tekil, tek olan nesneler için kullanıyorum. There are da çoğul olan nesneler için kullanıyorum. Bir de bunların soru formları vardı. Peki soru formları nasıldı? İşte burada bize örneğini vermiş. Soruyu soruyor, diyor ki are there any flutes in the orchestra? Yani orkestrada hiç flüt var mı diye sormuş. Cevap verirken ne demiş peki? Yes there are. Evet vardır. Peki diğer bir soruya bakalım. Are there any guitars in the orchestra? Orkestrada gitar var mı hiç diye soruyor. Var mı? No there aren't. Yani hayır, yok. Değil mi? Demek ki soruyu sorarken deriz ve derarda ne yapıyorum? Are, eğer deriz de soruyorsam is der şeklinde soruyorum. Ama derarda soruyorsam are der şeklinde bunu soruyorum. Devam edelim. Evet. Bir diğer konumuz çocuklar bu ünite içerisinde. Days of the week. Yani haftanın günleri. Neydi bunlar? Hemen bir tekrar edelim. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, değil mi? Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar şeklinde bunları sıralıyorduk. Peki bugün günlerden ne sorusunu nasıl soruyordum ben? What day is it today? Değil mi? Bugün günlerden ne diye soruyorum. It is on Monday. Yani bugün günlerden pazartesi şeklinde cevap veriyorum. Yani burada bilmem gereken şey ne? Şuradaki belirtmiş olduğum işte günlerden önce ne kullanmam gerekiyormuş benim? On kullanmam gerekiyormuş. Bu da bizim için önemli bir püf nokta. Buraya geçiyorum şimdi. Diğer bir konumuz bu ünite içerisinde kullanmış olduğumuz like ve don't like konusuydu. Like neydi peki çocuklar? Like sevmek anlamına geliyor. Yani sevdiğimiz şeyleri ifade ederken kullanmış olduğumuz şeydi. Peki don't like neydi? Don't like da sevmediğimiz şeyleri ifade ederken kullanmış olduğumuz ifadeydi. Örneklere bakalım hemen. I like milk dediğim zaman sütü severim diyorum. Ama I don't like milk dediğim zaman sütü sevmem diyorum, değil mi? Yani birinde severim, öbüründe sevmem. Peki bunun sorusunu nasıl soruyorum peki? Ben sütü sevmem ya da ben sütü severim. O zaman sorusu ne şekilde olacak? Sen sütü sever misin şeklinde olacak. Bunu da do you ile soruyorum. Sorayım o zaman. Do you like milk diyorum. Sütü sever misin? Yes I do. Evet severim. Sevmiyorsam da no I don't. Hayır, sevmem şeklinde bunu ifade edebiliyorum çocuklar. Bu yazmış olduğum notları sizler de defterlerinizde var aslında ama tekrardan not etmek isterseniz kendinize yeni bir defter edinip yeniden tekrar amaçlı başlayabilirsiniz. Buraya geçtikten sonra hemen geçelim buraya. Mesela bakalım ifadelerimiz. We work on computers. Diyor ki biz bilgisayarda çalışırız diyor. Burada eşleştirmemizi istemiş bizim. Hemen bakıyorum nerede bu? İşte burada, değil mi? Hemen ifade ediyorum. Biz bilgisayarda çalışırız şeklinde. We watch movies. Yani biz film izleriz diyor. Hemen bakıyorum. Maze'i takip ediyorum. İşte burada. We paint. Yani biz resim yaparız diyor. Evet, işte burada resim yapan çocuklar var. We read books.
Biz kitap okuruz diyor. İşte kitap okuyan çocukları burada göstermiş, ifade etmiş. We do exercise, yani biz egzersiz yaparız diyor. İşte o da tam burada ifade edilmiş. Hemen şurada bir ifademiz var. We paint on Monday. Diyor ki biz resim yaparız. Ne zaman yaparız peki? Monday, yani pazartesi günü yaparız. We paint in the art room. Biz resim yaparız. Peki nerede yaparız? Art room, yani resim odasında ya da resim atölyesinde resim yaparız şeklinde ifade etmiş bize. İşte burada da bir tablo vermiş ve günlük olduğu yaptığı aktiviteleri günlere göre bize ifade etmiş. Burada bilmemiz gereken şey neydi? Eğer biz bir kişiden bahsediyorsak, yani ben diyorsam I ile ama birden fazla kişiyle kişiyi ifade ediyorsam we ya da they ile ifade etmem gerekiyordu. Burada da resimde bakıyorum birden fazla kişi var. O zaman ne ile ifade etmiş bize bunu? We ile ifade etmiş. Mesela sorulara bakalım burada. Burada bir kız var. Ne demiş bize? We are all different. Diyor ki hepsi farklı. Biz farklıyız. Hepimiz farklıyız. Can't you see? Görmüyor musun? I like writing. Ben yazmayı severim. Reading, okumayı da severim. And PE. PE dediğimiz şey neydi peki? Physical education. Yani beden eğitimi dersiydi değil mi? Beden eğitimi dersini severim. I don't like, sevmem. Neyi sevmem peki? Music. Yani müziği sevmem. Art or math. Diyor ki ben sevmem. Neyi sevmem? Music, art or math. Yani müziği, resmi ve matematiği sevmem. How about you? Ya sen? Diye şeklinde soruyor. What do you think of that? Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Şeklinde bize soru sordu. Hemen gelelim. Altta hemen bir ifademiz var. Soru sormuş. Do you like math? Matematiği sever misin? Yes, I do. Evet, severim. Do you like art? Resmi sever misin peki? No, I don't. Sevmem. Şeklinde ifade etmiş. Hemen Practicebook'tan bunun aktivitelerine bakalım biz. Practicebook'a gelelim. Evet. and match diyor. Yani oku ve eşleştir. She is playing the guitar. Hemen bakıyorum. Ne diyor peki? Burada ne ifadeler var? İlk önce onlara bakalım. She'yi biz kim için kullanıyoruz? Kızlar için kullanıyoruz. He'yi de erkekler için kullanıyoruz. She is playing the guitar. Yani o gitar çalabilir. Bakıyorum, o gitar çalıyor şeklinde sormuş. Gitar çalan kız nerede peki? Hemen bakayım. İşte burada. Değil mi? Ne yapıyorum? Eşleştiriyorum. He is playing the drum. Drum dediği şey neydi? İşte burada. O da drum. Davul. She is playing the piano. O piyano çalabilir. She dediği için bir kızdan bahsediyor yine. She is playing the bass. Bas çalabiliyormuş. She is playing the bass. Nerede o bas? Bakalım. Evet, işte burada. She is playing the flute. Flüt çalabilir diyor. İşte o da burada. She is playing the saxophone. O saksafon çalabilir. Şeklinde eşleştiriyorum. We then complete with the days of the week. Haftanın günleriyle tamamla. Oku ve haftanın günleriyle tamamla diyor bize. Thursday hangi gündür? Perşembe günüdür değil mi? Ne demiş? We paint, biz resim yaparız on Thursday. Yani biz perşembe günleri resim yaparız. We watch movies, biz film izleriz. Ne zaman? On Friday değil mi? Ne yapıyorum? On diyorum, yanına günü ekliyorum. We read books, biz kitap okuyabiliriz. Ne zaman? On Wednesday, çarşamba günleri kitap okuruz. We work on computers, biz bilgisayarda çalışırız. Ne zaman? On Monday. Değil mi? On yanına da gün ekliyorum. Monday. We do exercise. Biz egzersiz yaparız. Ne zaman? On Tuesday. Yani salı günleri biz egzersiz yaparız. Look and complete the sentences. Bak ve cümleleri tamamla diyor bize. Kutucuk içerisinde yer ifadelerini bize vermiş. Jim neydi çocuklar? Jim spor salonu. Computer lab. Bilgisayar laboratuvarı, art room, resim odası ya da resim atölyesi diyebiliriz biz buna. Library, kütüphane, classroom da sınıf.
Hemen bunları uygun bir şekilde tamamlamamızı istemiş. Birincisi, we paint in the art room. Biz resim yaparız. Nerede resim yaparız? Art room'da. Yani resim odasında. Peki, we watch movies. Yani biz film izleriz. Nerede film izleriz biz peki? Burada en uygun olan şey bizim için classroom diyebiliriz, değil mi? We read books. Biz kitap okuruz. Nerede kitap okuruz biz daha çok? Library. Öyle değil mi? Yani kütüphanede. We work on computers. Yani bilgisayarda çalışırız. Nerede çalışırız peki biz bilgisayarda? Computer, Mac'te. Değil mi? Peki, we do exercise. Biz egzersiz yaparız. Nerede egzersiz yaparız peki? In the gym. Yani jimnastik salonu ya da spor salonunda egzersiz yaparız şeklinde ifade ediyoruz. Look at unscrambled words. Bize diyor ki bunları düzgün bir şekilde tamamla, karışık verilen kelimeleri. Birincisi ne olacak çocuklar? Derslerden biri yine bu. Buraya yazalım hemen. Math, değil mi? Math. Yani matematik. Bir diğerine bakalım. Art. Yani resim. Buraya bakıyorum. Bu ne olacak peki? Reading, değil mi? Reading yani kitap okumak. Reading. Bir diğerine bakıyorum. Music. Yani müzik. Peki, PE diye bir ders vardı. Bunun açılımı neydi? Physical Education. Yani beden eğitimi. Physical Education şeklinde ifade ediyoruz bunu da. Bunlar da derslerdi. Look and write the names. İsimleri yaz diyor. Burada kişilerin neyi sevip neyi sevmediğini ifade etmiş. Sevdiğimiz şeyler için like, sevmediğimiz şeyler için don't like ile ifade ediyoruz. Burada bir kız var. Demiş ki I like English and reading. Yani İngilizce ile kitap okumayı severim. I don't like PE. Hemen bakıyorum. PE'yi sevmiyor ama İngilizceyi, reading'i seviyormuş. Değil mi? İngilizceyi ve reading'i seviyormuş. Kim olacak bu kişi o zaman? Emma. Hemen geldim. I like reading. Kitap okumayı severim. I don't like English or PE. Kitap okumayı severim ama İngilizceyi ve beden eğitimini sevmem diyor. Hemen bakalım burada. I like reading. Reading'i seven biri var ve İngilizceyi sevmiyormuş. Aynı zamanda da PE'yi, yani physical education'ı sevmiyormuş. Kim olacak bu da? C. I like PE, yani beden eğitimini severim. I don't like reading or writing. Yazı yazmayı ve kitap okumayı sevmem ama beden eğitimini severim diyor. Hemen buraya bakıyorum. Beden eğitimini seviyor ama yazı yazmayı ve kitap okumayı sevmiyor. Bu kişi de kim olacaktır? Matt. I like PE and writing. Beden eğitimini severim ve yazı yazmayı severim diyor. Ve I don't like English. İngilizceyi sevmem diyor. İşte son olarak Jessica olarak karşımıza çıkacak. Evet çocuklar, bu dersimizde anlatmak istediğim şeyler bu kadar. Yazmış olduğum notları videoda durdurarak sizler de not alabilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. See you later. Take care.